Merhabalar, Kontrolyum'dan Levent Sezen ben. Bu videoda yerden ısıtma sistemlerinde kullanabileceğiniz RT226-TRT7-Wi-Fi kodlu oda termostatı hakkında bilgi vereceğim. Bu termostat haftalık programlanabilir bir termostat. Aynı zamanda cep telefonları üzerinden uygulama ile haberleşebilen ve uygulama üzerinden kontrolünün sağlanabileceği bir termostat. Termostatımız dokunmatik ekran, siyah çerçeveye sahip sıvı altı bir modeldir. Termostat ile 200 watt'a kadar yerden ısıtma sistemlerinde motorlu olsun, elektrikli olsun hangi sistem olursa 200 watt'a kadar kullanabileceğiniz, yani 0.9 amper üzerinden geçirilecek şekilde kullanabileceğiniz bir termostattır. Termostatımız 230 volt enerji ile çalışmaktadır. Kablolu bir modeldir. Termostat kutusundan iki parça halinde geliyor. Bunlardan demir olan parça montajını sağlayacağınız parça, diğeri de termostatın kendisidir. Genellikle termostat Avrupa boğat kutularında, yani yuvarlak tip boğat kutularında kare olması sebebiyle sığmıyor olabiliyor. Bunun için arkasındaki röle kutusu çıkartılarak kablosu bağlı kalacak şekliyle şu şekilde Avrupa boğat kutularına, yani yuvarlak boğat kutulara da monte edilebilir hale getirilebiliyor. Termostat direkt duvara ön ekranı ayrılarak plastiği ile birlikte monte edilebiliyor veya direkt demir aparatı duvara monte edildikten sonra bu termostat üzerine bir vida bağlantısı yapılmadan bağlanabiliyor. Her iki şekilde de montajını gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi termostatın kurulumunun nasıl yapıldığını, aynı zamanda da aplikasyon üzerinden kurulumunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Burada termostatımıza enerji verdik. Şu şekilde anlatayım. Enerji kısmını termostatın arka kısmında 1 ve 2 nolu klemense yapıyoruz. 1 nolu klemens nötr, 2 nolu klemens de faz bağlantısıdır. Bu dokunmatik ekranlı termostatlarla genelde nötr ve faz bağlantılarının doğru yapılması gerekiyor. Eğer nötr yerine faz, faz yerine de nötr bağlantı yaptığınızda dokunmatik ekranda sıkıntı yaşayabilir. Aynı zamanda termostatın arızalanmasına da sebep olabilirsiniz. Bu termostat dediğim gibi çoğunlukla vanalı sistemlerde kullanıldığı için özellikle de 3 kablolu vanalılarda, 3 kablolu kontrol edilebilir vanalarda da kontrol sağlayabiliyor. Bu şu anlama geliyor. Eğer sizin vananız 3 kablolu, yani açma için ayrı, kapatma için ayrı faz gerektiren bir vana ise bunu 3 ve 4 nolu klemenslere bağlayarak, nötr kısmını da 1 nolu klemense bağlayarak yapabiliyorsunuz. Veya motorlu vananız enerji kesildiğinde kapanan, enerji verdiğinizde açan bir model, normalde kapalı, normalde açık bir model ise direkt 3 nolu klemense bağlayarak, diğer kablonun ucunu da nötre bağlayarak 1 nolu klemensten enerji vererek kontrolünü sağlayabilirsiniz. Termostat ısıtma sistemlerinde kullanıldığı için set edilen değere altına düştüğünde 3 nolu klemense enerji verecektir. Set edilen değerin üstüne çıktığında 4 nolu klemense enerji verecektir. Aslında şu açıdan avantajlıdır. Isıtma sistemlerinde kullanılıyor dedik ama 3 nolu klemense değil de açmak motorlu vanasını 4 numaralı klemense ters bağlarsanız bu sefer de soğutma sistemlerinde kullanılabilen bir termostat haline gelecektir. Termostatımız aynı zamanda harici sensörle de çalışabiliyor. Bu aslında kendi üzerinde bir dahili sensörü var. Buradan aldığı bilgiyi hem ekranda yansıtıyor hem de aynı zamanda buna göre bir kontrol sağlıyor. Fakat farklı uygulamalarda harici sensörden aldığı bilgiye göre bir kontrol sağlanması isteniyorsa 6 ve 7 nolu klemense de NTC10K sensör bağlayabilirsiniz. Termostatımız dediğimiz gibi 220 volt enerji ile çalışıyor. Üzerinden geçen akım, yani kontrol edeceği vana veya elektrikli yerden ısıtma sistemlerinde 200 watt'ın altında enerji çeken bir cihazınız olması gerekiyor kontrolü sağlayabilmeniz için. Şimdi termostata ilk enerji verdiğimizde kapalı konumda açılıyor. Kapalı konumda açıldığında şurada Wi-Fi işaretinin yanıp söndüğünü göreceksiniz. Bu Wi-Fi işaretinin yanıp sönmesi termostatın Wi-Fi üzerinden, yani bir aplikasyon üzerinden kuruluma hazır olduğu anlamına geliyor. Fakat bundan önce ben termostatın ayarlarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Haricen termostatın aplikasyon üzerinden de nasıl kurulduğunu telefon üzerinden göstermeye çalışacağım. Termostatımız kapalıyken on-off tuşuna basıyoruz ve açıyoruz. Öncelikle şunları göstereyim. Haftalık programlı bir termostat olduğu için hem günü hem de saat bilgilerini termostatımız kendi hafızasında tutuyor. Biz saat ayarını düzeltmemiz gerekirse eğer
Saat butonuna basılı tutuyoruz. Şu anda saatimiz bizim 17.11. Biz bunu 9.11 yaptım. Saat 17 doğru. Bunu değiştirmek istesem aşağı yukarı tuşlarıyla değiştirebiliyorum. Tekrar bastığımda ise gün ayarına geliyor. Burada çarşamba gösteriyor. Bugün salı olduğu için ben buradan salıyı seçiyorum ve tekrar saati tıkladığımda kapatıyorum. Şu anda saat ayarımı, gün ayarımı yapmış oluyorum. Termostat üzerinde sağ üst köşede gösteren sıcaklık bizim set ettiğimiz sıcaklıktır. Bu set ayarını aşağı yukarı tuşlarıyla ayarlayabiliyorum. Şu anda ben 27 dereceye, 28 dereceye set etmiş olayım. Termostatımızın ortasında gösteren sıcaklık değeri ise sıcaklığı dahili sensörden ölçtüğü sıcaklığı gösterdiği değerdir. Yani bu ortama sıcaklığıdır. Şimdi üst tarafta bir el işareti görüyoruz. Bu el işareti şu anlama geliyor. Termostat şu anda manuel olarak çalışıyor anlamına geliyor. Buradan M tuşuna bastığımızda ise termostat program dahilindeki kurulu sisteme geçmiş oluyor. Şu anda program dahilindeki sistem 22 dereceye set edildiği için buna dönmüş oldu. Aynı zamanda buradaki ev işareti ve 5 işareti ise günde 6 adet farklı bir set değer girebileceğimizi gösteriyor. Ve girilen saat değerine göre şu anda içindeki programın 5. kademedeki program olduğunu, gün içerisindekini gösteriyor. Bunların nasıl ayar yapıldığını sizlere göstereceğim. Bunlar için şöyle söyleyeyim. Wi-Fi özellikle bir termostat olduğu için termostat üzerinden bunları yapmak için uğraşmanıza da gerek yok haftalık program kısmını. Birazdan göstereceğim cep telefonu üzerindeki aplikasyon üzerinden de bunu çok rahatlıkla yapıyor olacaksınız. Şimdi bu termostatın ayar kısmından neler yapılabileceğini göstereyim. Termostat kapalıyken on-off tuşuna 2-3 saniye kadar basılı tuttuğunuzda bir kısım açılıyor. Bu ayar kısmıdır. İlk çıkan yer bizim kalibrasyon yaptığımız yerdir. Bu şu anlama geliyor. Eğer ortam sıcaklığı bizim termostat 26 derece gösteriyorsa ve ortam sıcaklığı gerçekte 25 derece ise ben bunu -1 yaparak ortam sıcaklığını termostatımı kalibre etmiş oluyorum. Yani 26 değil 25 derece gösteriyor olmuş oluyor. Tekrardan eğer bir işlem yapmazsanız 2-3 saniye içerisinde termostat tekrar açık hale gelecektir. Tekrar saat butonuna tıkladığımda ikinci menüye geliyor. İkinci menü şu anlama geliyor. Burada 5'e kadar set edebiliyorsunuz. Bu aslında delta T'yi gösteriyor. Yani sizin burada ayarladığınız delta T 4 ise ortam sıcaklığı ile set edilen sıcaklık arasında 4 derece fark olması koşulunda termostat kendisini çalıştıracaktır. Yani siz ortam sıcaklığını 26 dereceye kurduğunuzda eğer set ettiğinizde eğer ortam sıcaklığı 22 derece ise ya da 26 dereceye kurduğunuzda bu ayarı delta T'ye 4 derece yaptığınızda 30 dereceye geldiğinde termostat çalışacak ve 26 dereceye döndüğünde susacaktır. Bunun için bu ayarı 1'de yapmanız her zaman daha hassas bir kontrol sağlamanız açısından iyi olacaktır. Ben bunu 1'e getiriyorum. Üçüncü menü ise sensörün, harici sensör mü, dahili sensör mü onun belirlemesidir. In dediği bizim dahili sensörümüzdür. OU dediği out harici sensörümüzdür. AL dediği her iki sensörümüzün de ortak kontrolü sağlamasıdır. Biz bunu in sensöründe bırakıyoruz. Çoğu bizim termostatımızın kullanım amacı ev ortamı olduğu için evin sıcaklığını ölçmesi daha doğru olacaktır. Dördüncü menü ise bizim minimum ve maksimum sıcaklık değerlerini ayarlayabilme yerimizdir. Yani ben bunu 10 olarak ayarladığımda termostat 10 derecenin altına set edilemiyor anlamına geliyor. 5. menüde ise maksimum sıcaklık set değeri ayarı vardır. Yani ben bunu 45 ya da 50 veya 40 derece yaparsam termostat 40 derecenin üzerine set edilemez anlamına geliyor. 6. menü ise bizim termostatın haftalık 5 artı 2 mi yoksa 7 artı 7 olarak mı? Yani 5 artı 2 dediğimiz hafta içi ayrı hafta sonu farklı bir haftalık program mı yazabiliriz? Yoksa tamamıyla hafta içi de hafta sonu da ayrı bir program mı, tek bir program mı yazabiliriz? Bunun ayarı içindir. Bunun için tekrar kapandı. Bunun için termostattakini ben 2'ye getiriyorum. Yani her gün için ayrı program yazabileyim burada. Diğer kısımlarda zaten bizim ayar yapmamızı bizi ilgilendiren kısım olmadığı için
Bunlar da bir şey yapmıyoruz. Termostatı aç kapa butonuna basarak eski haline getiriyoruz. Şimdi Wi-Fi ışığımız yanıp sönüyor. Bu termostatın artık bir aplikasyon üzerinden haberleşebilir olduğu anlamına geliyor. Biz şimdi bu ayarı yapmadan önce sizin herhangi bir ister iOS üzerinden olsun, ister Google üzerinden olsun sizin TUYA Smart adlı aplikasyona indiriyor olmanız gerekiyor. Eğer kurulu bir ev otomasyonu sisteminiz varsa bu aplikasyon üzerinden de termostatı kurum yapmanız mümkündür. TUYA Smart'ı indirdiğinizde yeni bir termostat kurulumu için üzerindeki artı işareti tıklıyoruz. Bu artı işareti tıkladığımızda bize hangi ürünün kurulacağını soruyor. Burada eğer ev otomasyonunuz varsa ya da diğer cihazları da kullanıyorsanız bu uygulama üzerinden bunları da ekleyebilirsiniz. Ben küçük ev aletlerine tıkladım. Biraz aşağıya indiğimde termostatı görüyorum. Termostata tıkladığımda termostat şöyle söylüyor. Sizin evde kullandığınız modemin 2.4 GHz haberleşebilir olması gerekiyor. Genellikle evde kullanılanlar hem 2.4 hem de 5 GHz olarak ayrıca çıkış verebiliyorlar. Termostat sadece 5 GHz, bu sadece termostat için değil, bütün aslında ev otomasyonlarında bu şekliyle 5 GHz üzerinden yayın yapan modemlerde haberleşmesi mümkün olmuyor. Bizim modemimiz 2.4 GHz üzerinden de haberleşebildiği için direkt telefonumuzun bağlı olduğu Wi-Fi hattını üstte kontrolüm olarak yazıyor. Altta şifremizi de yazıp ileri tuşuna tıklıyoruz. Burada çıkan menüde termostatın altında ışık yanıp sönüyor mu diye soruyor. Şimdi bizim aynı termostat modeli olmadığı için termostatımızın üzerindeki Wi-Fi işaretinin yanıp sönmesi aslında bununla aynı. Flash onay ışık diyorum, tıklıyorum ve ileri tıkladığımda termostat şu anda telefon şu anda kendi etrafındaki termostatları arıyor ve bulduğunda bunun içerisine demin yazmış olduğum modemimizin şifresini ve kullanıcı ismini içerisine yazmış olacak ki termostatımız bundan sonra Wi-Fi ile direkt haberleşiyor olsun. Şimdi bunu yaparken şunu şu anda buldu. Mesela ben bu termostatı daha önce kurmuştum. Oturma odası termostatı diye isimlendirmiştim. Eğer siz ismini değiştirmek istiyorsanız kalem işaretine tıklayarak buradan oturma odası 1, 2, mutfak, salon veya farklı odaların isimlerini de kullanabilirsiniz. Uygulamaya birden fazla termostat ekleyebiliyorsunuz ve bu termostatların her birini bu tek uygulama üzerinden hem okuyabiliyorsunuz hem de kontrol edebiliyorsunuz. Tamamlandıya tıklıyorum. Şimdi tamamlandıya tıkladıktan sonra termostat, hatta şurayı da göstereyim. Benim bir termostatım daha var. Oturma odası 1'e tıkladığımda şu termostata bağlanmış oluyorum. Şimdi termostatta şunu göstereyim. Ortada bizim büyük olarak gözüken mahal sıcaklığımız aplikasyon üzerinde alt kısımda küçük olarak gösteriliyor. Bu 27.5 olarak gösteriliyor. Bizim de termostatımız 27.5 olduğunu gösteriyor. Set edilen sıcaklık 28 gösteriyor. Bizde de 28 olarak gösteriyor. Bunu şu anda yaptığımda anlık olarak termostatımda sıcaklığının değiştiğini görüyorsunuz. Yani set ettiğim değer şu anda 20 derecelere, 18 derecelere düştü. Bunu ister siz timer özelliğini açarak belli periyotlarda, yani ben yarım saat çalışsın dursun veya bir saat çalışsın dursun kısmında bir program yazabilirim. Veya ayarlar kısmından program seçimi yapabilirim. Artı artı bir, yani hafta içi ve hafta sonu ayrı program yapabileyim. Veya 5 artı 2 hafta içi ve hafta sonu olarak burada görüyorsunuz. Hani ilk çıkan programda saat 6'da başlasın, saat 6'da 20 derece kurulsun, saat 8'de 15 derece, mesela ben bunu saat 8'de 22 yapsın diyeyim, saat 11.30'da ben evde olmayacağım diyeyim, 15 dereceye düşürsün, daha sonrasında saat 5'te 22 dereceye çıkartsın ve akşam tekrar 15'e düşürsün. Bu gibi değişik varyasyonlarda siz uygulama üzerinden termostata programda yazabiliyorsunuz. Demin onun için anlatmadım. Termostat üzerinden de bunu manuel yapmanız mümkün ama cep telefonundan bu daha kolay olduğu için termostat üzerinden yapmak yerine direkt cep telefonu üzerinden yapmanız daha kolay olur.
Bu termostatı aynı zamanda illa evde olmanıza gerek yok. Yani bir modeminize bağlı olmanıza gerek yok. İnternetin olduğu her ortamda cep telefonunuz üzerinden termostatı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da termostatı kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi termostat kullanımı bu şekliyle anlatmış olayım. Hem fiyat bakımından uygun piyasadaki yerden ısıtma sistem termostatlarına göre. Aslında piyasada Wi-Fi haberleşebilen çok fazla model yok. Hem fiyat bakımından uygun modelimiz RT226T7-Wi-Fi kodlu ürün. Web sitemiz üzerinden girdiğinizde kontrolüm.com'dan arattığınızda bu termostatla ilgili teknik bilgileri de edinebilirsiniz. Fiyatı da görebilirsiniz. Satın alma işlemini de buradan gerçekleştirebilirsiniz. Termostat gerçekten kullanım bakımından hem kolay hem de daha şık olması nedeniyle tercih edilebilecek bir modeldir. Termostatla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.